ev turu avantgard klasik mobilyalarla dizayn edilmiş evimiz süper manzaralı ev turu videomuz. 42 Konya. Hoş geldiniz. Buyurun. Pelin Twitch'te yeni gelin gibi hissediyor. Ben bunu hiç izlemedim ki. Maşallah. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Eşim'le birlikte sizin için bir ev turu videosu çekmek istedik. Bunu benden isteyen birkaç kişi olmuştu. Onların isteğine istinaden ben de evimin videosunu sizlere çekmek istedim. Az önce de görmüş olduğunuz gibi 42. numarada oturuyorum ve kapı açıldıktan sonra misafirlerimi ve bizi böyle bir hol karşılıyor. Ben holümü bu şekilde dizayn ettim. Böyle daha çok altın seri. Ya sanki her an arkadan böyle parıltı efektiyle beraber Murat Övünç gelecek ve böyle şey yapacak gibi geliyor yani. Gülaydın, gülaydın, aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun diyecekmiş gibi geliyor. Bir hanımefendi yazmış. Etimiz yok demiş. Et götürdüm onlara. Abla! Sanki öyle çıkacakmış gibi değil mi abi? Abla! Et getirdim sana 3 kilo. Teşekkür et hadi videoya çekiyorum. Yapacak Özde gibi. Çünkü altın sarısını çok sevdiğimi bundan önce çektiğim birkaç videoda da belki görmüş. Hiç tahmin edilemez bir şeydi bu arada altın sarısı. Görebilirsiniz. Şimdi size böyle ayrıntı çekiyor. Ben de göstereyim. Öncelikle burada benim nişanımda ve sözümde kullanmış olduğum iki tane şamdanım var. Şöyle yakından da çekebilirsiniz. Tabii herkesin tarzı farklı yani onu da. Bu şekilde. Ben bunların üzerine birini şöyle nikahta kullandığım el çiçeğimi. Birinde de gelinliğimde kullanmış olduğum el çiçeğini koydum. Ve böyle beyaz çiçeklerle kombin ettim. Devamında şurada yine mobilyamdan parçalar olan iki tane mumluğum var. Onları da yine bu şekilde kapı kenarına şöyle dizayn ettim. Ve devamında şöyle aynalar koydum ve şurada da aynalar. Yani ev oy verebilse... Yani o kadar şey ki... Ya mesela bilirim yani nereye oy veririm. Görüyorsunuz. Fakat bu aynalar burada kalmayacak. Eşim ve benim düğün fotoğraflarımız ve bebeğimin yine hastanedeki fotoğraflarını çıkarttırıp buraya koyacağız. Allah şöyle bağışlasın, zulümler versin bebeğimize. Bunun içine de nişanımda kullanmış olduğum şöyle size de ayrıntı göstereyim. Şöyle nişan çiçeği mi? Taş detaylı. Ay o bahar burada mı? Bahar burada. Evlendin o kadar, göremedik böyle bir şeyini. Hiç göremedik. Evinin story'si, bak buradayım. Evinin story'sini çekiyor. Bir tane taş olmaz mı evde ya? Bir tane taş olmaz mı evde ya? Sana yazıklar olsun. Nişan çiçeğimi yerleştirdim. Benim bu üç çiçeğimi de söylemiş olayım. Nikahta kullandığımda, düğünde kullandığımda, hatta şu nişanda kullanmış olduğum el çiçeğimi de annem bana tasarladı. Çok güzel. Şimdi kapıdan girdiğimiz anda şöyle altın sarısı yine işlemeli, parlak, kenarları püsküllü bir halım var. Ve yine mobilyalı. Ya hani böyle Willy Wonka'nın çikolata fabrikasında her şey yenilebilir ve çikolata sandı herhalde bu da her şey. Altından yani değil mi? Öyle bir şey. Birazdan umpa lumpalar çıksın. ama umpa lumpalar bana benziyor. Bak. 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 Nerede abi? O sahne. Nerede? İşte burada. Geliyor.
Bak düşünsene mesela aniden aniden ben çıksam abi. O kadar sızma şat, bu yaptığın iyi bir şey değil. Dur ha. Heh geliyor. Şarkıda inanılmaz. Bir parçası olan bu dressuar. Aniden şimdi girse umpa numpa. Bunları da gösterelim. Bunları zaten oraya da daha fotoğraflar gelememiş. Değil ama bundan önce çekmiş olduğumuz. Daha gelememiş. Tarzı bir züccacı alışverişi videomda detaylı olarak. Evet var mesela, bende de yok hiç öyle bir şey. Herkes çok özeniyor evine. Şöyle eline şu aksesuarlarla. Görebiliyorsunuz. Yüzümü yiyordu canım. Görebiliyoruz canım. Allah Muhammed aşkına görülmeyecek gibi yani. Yani sanki böyle astral seyahatle başka bir yere gitmişim gibi yani şu an. Yine dresuarımın üzerine kombin yaptım. Bizim şurada kameramız var. Onu da görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar benim nikahtaki hediyem böyle üzerinde. Ahsen Ozan yazıyor. Çünkü o kadar benziyor ki sünnet tepeliğine yani. Tam plexisi var. Şöyle bu ayna da benim dresuarımın aynası. Yani bunlar bu şekilde bir takımlar. Biz bunları takım halinde düğünden önce mobilya alışverişi yaptığımızda almıştık. Yani bu da bir zevk işte diyorum ama hiç mi bana hitap etmez? Hiç bana hitap etmez. Allah mutlu otursun. Fakat bu evimde buna salonumda yer olmadığı için bunu böyle holüm geniş diye holümde kullandım. Şöyle şimdi devam edelim. Yavaş yavaş salona doğru geçelim. Oh geliyor abi bence. Bence şimdi büyük şov şöyle geliyor. Bir portmantom var arkadaşlar. Bunun içerisinde çamaşır makinem de var bu arada. Çok iyi. Böyle aynalı, sadece ayna kapaktan oluşan bir portmantom var. Şu koltuk değil mi? Çamaşır makinem, dediğim gibi askılıklarım. İşte nasıl derler, böyle montlarımı vesaire asabileceğim, ayakkabılarımı koyabileceğim ayrıntılar var. Daha sonra isterseniz ev düzeni videosu da çekerim bunun için. Holden sonra bizi salonum karşılıyor arkadaşlar. Benim oturduğum sitede bütün dizayn bu şekilde. Hiçbir şekilde salonun kapıları yok. Bunun nedenini ben de bilmiyorum açıkçası. Şimdi salona girerken direkt holden giriyoruz. Herhangi bir kapı yok. Şöyle girişte direkt... Zevkler tabii günün sonunda. Zevkler. Önden arkadan pargalı geçsin. Direkt holden giriyoruz. Herhangi bir kapı yok. Şöyle girişte direkt masam var. Bismillahirrahmanirrahim. Ben üzerine şöyle iki tane aksesuarla kombin ettim. Az olmamış mı o taşla? Şöyle ortasında oyma desenleri var arkadaşlar. Şu şekilde. Ya şu an bu mobilyaların fiyatını da hayal ediyorum da. Bunları ben salon takımımla birlikte almıştım. Ve üzerine de yemek masamın avizesini kombin ettim. Yani böyle, bu da yine avize takımımın masa üstüsüydü. Bu şekilde. Keşke altın sizin için. Masamı kombin ettim. Masamın hemen yanında şöyle rahatlıkla görebilirsiniz. İplip olursun yan abi. Yan sehpalarım var. Yan sehpalarımın da üzerinde bu şekilde yine mobilya takımımın şamdanları mevcut. Bunlar böyle lacivert şekilde ben tercih ettim. Normalde rengi lacivert değildi. Ama ben lacivert rengini çok sevdiğim için, evet, altın sarını da çok yakıştırdığım için siyah ve lacivert arasında kalmıştım. Lacivert tercihimi kullandım.
Bu arada perdelerimle şu şekilde gün batımına denk geldiğimiz için biraz yansıma yapıyor olabilir. Bu şekilde. Ama şimdi gün batımıyla da altın, iyice artık altın oluruz, daha iyi olur. İşkembe model diyorlar bunlara sanırım. İşkembe mi? Bu şekilde tercih ettim. Şöyle alt kısımlarında püskül detayları mevcut. İşkembe olsa da yüksek, içine sirke, limon. Püskülleri mevcut. Sarımsak. Şu şekilde mobilya takımımın da oturma grubumun da tekli koltukları şu iki şekilde gördüğünüz gibi. Yine bunlar da el oyması arkadaşlar. Ben mobilyada açıkçası hani tarz meselesi, herkesin tabii şekli farklıdır. Tabii. Ama biz eşimle el oyması mobilya istiyorduk zaten. O yüzden bu yan sehpalarımın abi, taht bir de orta sehpası var. Bunlar birbiriyle takımlar arkadaşlar. Şöyle yine el oyması ve üzeri cam olacak. Ya şu an aniden mobilyaların fiyatını söylesin. O kadar istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Yani koltuk takımının üçlü parçaları. İki taneyi şu şekilde dizayn ettim. Size en sevdiğim koltuk modelini göstereyim mi? Bak. Göstereceğim. Yemin ediyorum ki burada gerçekten beğeniyorum. Harbiden beğeniyorum. Bak yalan değil. Ben böyle şey gibi düşünme. Yani sen de canavar ya fakir edebiyatı için falan, gerçekten değil. Göstereceğim. Dur. Bayılıyorum abi. Ben şu görüntüye bayılıyorum. Bak. Allah aşkına çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bence ya. Güzel değil mi? Yorucu değil. Silmesi kolay. Yatması oturması kolay. Bence güzel yani. İlk evim daha büyüktü. Eşyalara çok para harcaması da bana bir garip geliyor yani. Biraz genişlik konusunda sıkıntı çekti. Değil mi? Herkesin zevki farklı işte. Ama bütün yıllarım Allah'a şükür sığdı. O konuda bir sıkıntı yaşamadık çok fazla. Ve o bize takımın bu koltuk takımı ya, bu salon takımı net 20.000'in çok üzerinde bu arada. Tercih ettik çünkü eğer evinizden bir parçayı bile böyle oymalı yaptıktan sonra geri kalanını düz tercih edemiyorsunuz. Burada oturuyorlar değil mi? Şimdiden böyle bir tavsiye vermiş olayım. Güzel. Balkonum var. Bu da böyle salondan açılıyor. Şöyle sürgülü bir kapımız var şurada. Nasıl geçiliyor oradan? Şöyle kaloriferimiz var. Ve dediğim gibi salonumda bu şekilde. Yani şunu da az önce böyle söylemiştim size. Normalde benim koltuk takımımın bir TV ünitesi yok arkadaşlar. Ben TV ünitesini holdeki dresuar olarak kullanıyordum ilk evimde. Ya kimin evine benzettiğimi buldum işte. Anlayacağınız kalacak başka bir yerim yok Burhan Bey. Anlıyorum. Ne yapalım? Bu gece kal burada, ne yapalım? Ne yemek var? Vallahi Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Pek bir şey hazırlayamadım. Biraz kafam karışıktı yani. Sebze yoktur inşallah. Ben yemem. Hadi. Ha 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 ha. Ne bari işi ya? Benim tikim var. Kaşınmayın yanımda öyle Hartut Burhan Bey. Oh hey ho hay. Oh hay ya ho. Fakat bu evime geçince buraya ne koyacağımı bilemedim açıkçası. Çünkü bilirsiniz Burhan Altın Top'un evi de bir göz yorardı yani. Ne derler komodin. Komodinim de buraya sığmayınca ben de... Bir dakika, o çok riskli değil mi? ...ünitesi olarak kullanmaya başladım. Aşırı riskli. O zaman da buraya daha böyle sade, çok fazla göz yormayan bir TV... Daha sade, çok göz yormayan bir şey var. Okey. Bir ünitesi gelecek. Halımı dayınca bu şekilde ipek halı tercih ettim. Ay gözüm bozuldu galiba. Böyle detayları var şöyle kenarında. Yine o... En acıdığım, verildiği paraya en acıdığım şey halı nedense. Ciddi söylüyorum. O kadar üzülüyorum ki halılara verilen paralara. O kadar üzülüyorum ki. Mesela annem bayılır halıya. Pahalı halı hele ki. Gerçekten bayılır. Ama yani. Ortası oyma desenli. Çok iyi. Gördük evet. Böyle yakından göstereyim size. Şu şekilde. Bu halılar diğer halılar gibi değil.
Dokuması biraz farklı. İpek halı diye geçiyor zaten. İnternette de aratırsanız bu modeli de bulabilirsiniz. Bağırıyorsun. Bizim evde öyle bu arada. Zigonlar evet. Arkadaşlar. Tabure diye otururuz. Zigon sehpalarım. Üçlü şekilde. Yine buraları oymalı. Bu da benim salon takımımın zigonları. Ve şunu da söyleyeyim hazır yeri gelmişken. Evimin her odasında klima mevcut. Bunu biz yaptırmadık. Eve taşındığımızda... Rezidans değil mi zaten burası? Zaten mevcuttu. Böyle bu şekilde. Salonumda iki tane cam var. Hangi odaya geçiyoruz şimdi? Gerginliğim çok yüksek abi. Tuvaleti falan anormal merak ediyorum. Yine aynı şekilde böyle püsküllü olmak. Bir dakika. Nereye bakıyor? Bunda da yine aynı şekilde manzarası böyle, güzel ha. Püsküllü olmak şartıyla aynı takım. Manzarası vallahi güzel. Onları da bu şekilde, onları da size göstereyim. Şöyle bu şekil fon kullandım. Şöyle yakın çekimden de gösterelim. Damax desen sanırım. Bunlara Damax desen diyorlar. Baksana sana... deseninin falan adını biliyor yani. Ben mesela ben perdeciye gittim. Bu evin perdelerini yaptırmak için. Dedim ki bana tek kumaştan her odaya güneşlik. Tek ya da iki tülden de her odaya perde. Bu kadar. Ya birisi mesela bana dese ki ama bu tülün adı ne dese ben yani derim ki tül. Adı tül. Vermeye geçerim. Böyle çok laciverte kaçmak istemedim. Böyle çok lacivert, sarı lacivert sarı olacaktı. Ha ama evet ben de şey benim odam Zebra Store. Diyorlar bu renge tam olarak bilmiyorum. Zebra Store perde. Kullandım. Şimdi diğer odalara geçelim. Allah hadi bakalım. Nereye geliyoruz abi? Burası da böyle. Vay 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 vay. Vay vay. Okey. Yani. Ay Allah'ım. Ay. Tez yazılmalık oda yani gerçekten. İçinde tez yazılmalık değil hani üzerine tez yazılmalık. Ya benim bir tuvalete gitmem lazım ama odayı da merak ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Açık bırakıp lavaboya gidip gelsem hemen. Zaten kulaklıktan ses bana geliyor ya. Sonra geri sarıp bir daha izlesem olur mu odayı? Olur değil mi? Tamam hemen geliyorum ben. Ben hemen geliyorum. Siz de ya bir şey alıp gelecek olan varsa o da alsın. 2 dakikaya herkes burada olsun hadi. Yatak odamız arkadaşlar. Şöyle yatak başlığından başlayarak çekmeye başlayalım. Ya da durun yatak başlığından başlayalım. Yatak başlığından büyük hikaye aldı. Başlayalım çekmeye. Burada bir tane televizyonumuz var. Biz bu televizyonu daha henüz monte ettirmedik. Çünkü aynı zamanda burada bizim bebeğimizin beşiği var. Şöyle bir cibinliği var. Bu beşiği de annem yine yaptı sağ olsun. Şöyle şuraları dantelli, kat kat yine dantelli. Şöyle şurasında oyma detayı var böyle. Bu bizim bebeğimizin beşiği. Çok fazla bununla yatmadı. Lina çok fazla beşik seven bir çocuk olmadı. Ama yine de ben bunu yaparken çok zevkle ve severek yapılmasını ve etmesini beklemiştim. Ama biraz olsun yine de yattı. Bunu yine burada tutuyorum. Onun için bu bizim yatak odamızda. Şöyle burada siyah fon perde kullandım. Bu şekilde işkembe model diyorlar sanırım bunlara değil mi? İşkembe model kullandım. Yine böyle püskül detayları var uçlarında ama arada olanları buna kullanmadım. Ben bu perde modelini gerçekten çok beğeniyorum. Eve farklı bir hava katıyor ve eğer aklınızda bulunsun mobilyanız avantgard bir mobilyaysa tamamlayacak olan kesinlikle bu diye düşünüyorum. Evet piyasada bunların fiyatları biraz pahalı çünkü özel dikim oluyor. Ve özel dikim olduğu için de dikimine verilen emeği bile daha pahalı diğer perdelere, düz tül perdelere göre ama bence görüntüsüne gerçekten değen bir perde. Şöyle iki tane dediğim gibi benim komodinlerim sığmadı. O yüzden şöyle yaptırdım. İki tane pufum vardı. Şöyle üzerinde eşimin ve benim baş harflerimiz olan. Şöyle göstereyim.
Tam kaldıramıyorum şu anda ama AO yazıyor üzerlerinde. Şöyle sığmadığı için bunları, abajurlarımı onların üzerine koymak durumunda kaldım. Ama dediğim gibi eve göre mobilya maalesef alamıyoruz. Şimdi buraya göre... Neyin üzerinde AO yazıyormuş? Ben bir gün buradan taşınmaya kalktım. Ben de buraya göre aldım. Kaçırdım. Dur kaçırdım dur. Ay yatağa geçmemiş daha, çok iyi. Bu arada eğer avantgard mobilya seçiyorsanız işkembe söylemeyi unutmayın o eve. Bol bol sarımsaklı sileyeli oturun işkembenizi için hanımefendinin söylediği gibi. Olmadı. O yüzden şöyle yaptırdım. İki tane pufum vardı. Şöyle üzerinde eşim... Puflarda mı? ...elimiz olan. Şöyle göstereyim. Tam kaldıramıyorum şu anda ama AO yazıyor üzerlerinde. Şöyle sığmadığı için bunları... Beşik mi? Dur bakayım, beşiği de mi gösterdi? Beşiği duymadım ben beşikle ilgili hiçbir şey. Sadece ben perdeyi duydum. Wow. Şöyle yatak başlığından başlayalım. Wow. Yatak başlığından başlamayalım. Yıllar sonra çay içiyorum yayında, hadi bakalım. Burada bir tane televizyonumuz var. Biz bu televizyonu daha henüz monte ettirmedik. Çünkü aynı zamanda burada bizim bebeğimizin beşiği var. Şöyle bir cibinliği var. Bu beşiği de annem yine yaptı sağ olsun. Şöyle şuraları dantelli. Kat kat yine dantelli. Şöyle şurasında oyma detayı var ses böyle. Sonunda. Bizim bebeğimizin beşiği. Çok fazla bununla yatmadı. Lina çok fazla beşik seven bir çocuk olmadı. Allah size bağışlasın tekrardan. Çok zevklere severek yapılmasını beklemiştim. Ama biraz olsun yine de yattı. Bunu yine burada tutuyorum. Onun için bu bizim yatak. Çocuk zevk sahibiymiş. Ne kadar özeniyor insanlar. Ben şu an şimdi şunu düşünüyorum. Mesela yani buna özenmek için bir de çok büyük bir vaktinin olması lazım. Mesela ben düşünüyorum, ben desem ki evime özeneyim, şunu yaptırayım, bunu yaptırayım, bilmem ne yapayım. Yaptıramam, öyle bir vakit yok. Allah çarpsın ki yok öyle bir vaktim. Yok yani. Bazı influencerlara da çok özeniyorum mesela. Bakıyorum sürekli eviyle ilgileniyor, evinin bir köşesiyle ilgiliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yok abi, yok yani, yok. Ben de sıfır. Yatak odamızda. Şöyle. Eve özenmekten bahsediyorum ben. Bu şekilde işkembe modeli diyorlar. Evet, işkembe modeli geçebiliriz. Onu dinledik. AO'yu da gördük. Yatak, hadi yatak. Şöyle, biraz da yatak hakkında konuşalım. Bunları, abajurlarımı onların üzerine koymak durumunda kaldım. Ama dediğim gibi eve göre mobilya maalesef alamıyoruz. Şimdi buraya göre de bir şey almaya kalksam. Bu sefer bir gün buradan taşınmaya kalktım. Leoparlı yatak örtüsü. Göre aldığım için belki oraya olmayacak. O yüzden şu anlık bunlarla idare edebiliyorum. Eksiklerimiz var. Zaten hiçbir evin eksiği yazık ki bitmiyor. Oho, yatak... da evde çok eksik var. Yani. Leopar deseni şimdi fark ettim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben yani yatak başlığından önce oraya bir gözüm kaydı benim. Bir şey değil mi? Tövbe, Allah korusun, hafazan Allah, devrilse bir şey olur yani. Odamızı da böyle komple oymalı bir leopar desen bir yatak örtüsü var. Annem bu çeyiz işlerine meraklı olduğu için biraz fazla yatak örtüm var ama fonlarımı uydurduğum için bunu açık. Bu arada onun etrafı saten. Bak, saten o. Satende vıcılık vıcılık kayarsın. Nasıl kaymak hem de. Vallahi ya, böyle vıcıl vıcıl kayarsın yani saten yatak örtüsünde. Daha yakıştırıyorum buraya. Şöyle orada da yine aynı şekilde abajurum var. Bu tarafta ebeveyn banyosunun devamı arkadaşlar. Buraya böyle küçük bir bölme koymuşlar. Az önce de demiş olduğum gibi birazdan giyme odamda da göreceksiniz. Benim kendi yatak odamın takım olan dolabı buraya sığmadı arkadaşlar maalesef. Oh. Çünkü buraya göre değil. Bu tasarlanmış şeyler birazcık daha diğerlerine göre küçük oluyor. Çünkü daha modern tarzda döşemelere uygun. O yüzden benim mobilyamı önceki eve göre yaptırdığım için. Az önce dedim ya, eve göre mobilya yapmak gerçekten yanlış. Benim geldiğim ev daha büyüktü ve bu yüzden mobilyamı
Yatak başlığımı, dolabımı hep oraya göre yaptırdım. Ve bu yüzden giyinme odamın dolabını buraya koymak zorunda kaldım. Kendi yatak odamın dolabını içeri koymak zorunda kaldım. Giyinme odama koymak zorunda kaldım. Ve odayı normalde oturma odası yapacaktım ama bu sebepten ötürü yapamıyorum da. Ah. Çünkü dolabımı koydum ve konsolumu... Allah! Şimdi misafir harici salonda mı oturuluyor? Olacak iş değil! ...mu koydum. Niye kendi... mobilya takımımı. Kaşındı çok şimdi kötü tuttun. Niye kaşındı tuttun? Dolabını koydum. Giyinme odasına dolabını. O yüzden bu benim takımım dolabı değildi. Korkunç kaşındı tuttun beni. Çantalarımı koyarım şeklinde almıştım. O yüzden bu şekilde buraya tam olduğu için bunu da buraya sıkıştıralım. Alerji mi var tabii benim altına? Buraya geldiğimizde burada benim her kızın evinde olan çeyiz sandıklarım var. Ben de size çeyiz sandığımı göstermek. Yok aşağı indirmişim çeyiz sandığımı. Benim çeyizim şu tarafta. Dur göstereyim hepinize çeyizimi. Bir saniye rica edeceğim. Şurası benim çeyizim gördüğünüz gibi. Burada güzel böyle Inca display portu HDMI'ya çevirici var. Bu gördüğünüz gibi Avermedia. Bunun için çok şey yaptık bu arada. Bunu çok aradım, çok çalıştım ben gerçekten bunun için. Şurada birkaç tane soda kapağım var. Eğer gözükmüyorsa, gözükmüyorsa görmeniz için. Birazcık burada soda kapakları var. Bu emektar. Her kızın evinde olması gereken ikinci bir PC yayını vermesi için. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Oda kokum var. Bitti ama hala odadan asla atmıyorum. Ben bu arada Zebra Store tercih ettim. Eğer böyle elinizde şeyiniz varsa, yani benim gibi evinize biraz düşkünseniz, daha böyle avantgard mobilyanız varsa Zebra Store tercih edin. Şurada gördüğünüz gibi yine her kızın evinde olması gereken YouTube abone plaketim var. O da güzeldir bayağı. Onu da şöyle gümüş tercih ettim ben. İnşallah bu sene sonunda altınına terfi edeceğim diye ümit ediyorum. Bakalım. İnşallah. İnşallah. Ne olur beni okuyacak. Şöyle bunu eşime yapmıştık lacivert. Alttaki dore olan da, gold rengi olan da benimki. Bir de şöyle minik bir makyajlarımı vesaire içine koymuş olduğum bir sandık mevcut. Şöyle, burası benim makyaj masam arkadaşlar. Aa, bu tacı nereden aldı? Bunu çok ciddi soruyorum. Ben böyle bir taç istiyorum çünkü kendime. Vallahi istiyorum. Yalan değil ha. Masamında pufu vardı. Ancak onda bir... getiremedim ne yazık. Şöyle yakından da gösterebiliriz. Böyle bu şekilde. Üstünü de şöyle aksesuarlarla dizayn ettim. Şöyle makyaj çantam var. Victoria's Secret'ten aldığım ve eşimin yurt dışından getirdiği. Şöyle düğün, nişan, kına, söz. Düğün, nişan, kına, söz. Hepsinde taç mı takıldı? Okey. Okey. Şok içindeyim. De takmış olduğum taç. Öndeki taç çok iyi. Şöyle bir minik ayna. Öndeki taçtan arıyorum. Herkese şöyle duyurulur. Nişanda böyle hediyelik dağıtmıştık. Onu da koydum. Şöyle parfümlerim, makyaj silme sularım, işte böyle bakım eşyalarım vesaire. Onları da böyle bu şekilde yine parfümlerimi falan dizmiş bulundum. Böyle ve yatak odama bundan çıkmadan önce size söyleyeyim. Şu şekilde de bir avize tercih ettik arkadaşlar. Yine göstermek istiyorum şöyle. Ampulü yok ama. Şu şekilde kliması, yine az önce dediğim gibi her odanın manzarasını da çekmek manzara isterim. Çok güzel bu arada cidden. Manzara aşırı güzel. Manzara aşırı güzel bence. Ben böyle arkadaşlar az önce söylemeyi unutmuşum. Bitti yine mi? Holde kullandığımın dediğim gibi önceki evimde bunu koptu. İki çeşit olarak holde kullanıyordum bu halıyı. Fakat burada halı ne abi? Halı ilk adam. Halının boyutu nedir? Halının boyutu?
Benim de kalbim çok kırık göğsüm. Diğer evimdeki yatak odası halım buraya uymadığı için buraya holdeki halımın ikincisini koymak durumunda kaldım. Böyle az önceki gibi altın sarısı detayları ve püskülleri mevcut. Bu da böyle, bu şekilde. Hadi bakalım. Burası da bizim giyinme odamız arkadaşlar. Şöyle size hemen yüzeysel bir şekilde göstereyim. Çünkü benim aşırı derecede fazla kıyafetim var ama kıyafete gel... Yandan hafiften dolabı gördüm. Asabım çok bozuldu. Gelmeden önce şöyle dolabımı size göstermek istiyorum. Burası normalde oturma odası olacaktı. Yani giyinme odası değil, oturma odası olacaktı. Fakat bu dolabın komple boydan boya, hatta kapıyı açılmaya bile bırakmayacak şekilde burayı kapatınca biz buraya artık giyinme odası yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Az sinirlerim çok uzun, çok uzun. Ya şu an neye güldüğümü bile bilmiyorum ama o kadar sinirlerim bozuldu ki. Her yerimi kaşımak istiyorum deliler gibi. Sinir geldi içime. Öf. Ay. 0-0'a çok az kalmış bu arada. 0-0 dilek tutun, dilek tutun. Dilek tutun. Tuttum. Devam edelim. Evet efendim, bakalım. Şimdi dolaptan içeriye girince farklı bir ülkeye açılacaklar. Tıpkı Narnia olduğu gibi. Şöyle. Ve kıyafet askılarımı koydum. Benim için kıyafetlerim buraya sığmıyor. İçerideki dolaba da sığmıyor. Mecburen böyle iki tane kıyafet askılığı buraya koymak zorunda kaldım. Ve yine koltuk takımımın konsolunu da böyle buraya yerleştirdim. Aslında az önce demiş olduğum gibi size biz burayı oturma odası yapacaktık. Ama maalesef hem konsol hem dolap gelince artık burası oturma odası olmasa. Benim de öyle. Ben de şimdi normalde mesela şey yapacaktım. Burayı biraz daha varaklandırmak istiyordum. Hani herkesin lan barak mı var diyeceği rahat dedi. Ulan konsolu aşağı indirdim ben. Allah beni kahretmesin. Konsolum aşağıymış. O yüzden bir varaklandıramadık yani. Öyle bir sıkıntısı oldu bu odanın. Çıktı. O yüzden biz de giyinme odası yapalım. İşte giyinme odası, konsolum, işte kıyafetlerim, ütü masası, kirli sepeti vesaire her şeyi bu odaya koymuş olduk. Bu odada da o nedir? Benim önceki evimde... Ya Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah, sen sabır ver ya. Lütfen birisi desin ki hayır, o kirli sepeti değil. Tercih etmiş olduğum, bir de şu an gösteremiyorum markaya geçmediğim için ama çift taraflı hem zebra oluyor. Yani zebra değil de hem stor hem tül perde şeklinde oluyor. Yani sadece bu da kalabiliyor. Sadece store'da kalabiliyor. Ve şöyle yine püsküllü olacak şekilde şöyle görebiliyor musunuz? Damak desenli ve çift taraflı fon perdem de mevcut. Bu da benim diğer evimdeki oturma odamın perdesiydi. Şimdi hep birlikte banyoya gidelim. Bir de size oraya. Şimdiden kamerayı alıp ben göstereceğim sizlere. Ne şöyle girişte şey? Görmüş olduğunuz gibi. Direkt şöyle. Oğlum ben niye kaçınıyorum? Sinir geldi içime. Aa!
Ay sinir geldi abi, niye kaşınıyorum? Allah'ım küçük oldum. Şu duvak değil değil mi? Havlu o değil mi o? Tamam. Mermer mi diyorlar bunlara? Bilmiyorum işte, şu desenle kaplanmış bütün banyo. Şöyle büyükçe bir aynam var hemen lavabomun. Telefon kabı falan da evle aşırı uyumlu. Üzerinde şöyle sabunluğum ve banyo takımım. Ben banyoda bu renge, yani şu mermer rengi. Allah güle güle otursun. Asla bana göre bir ev değil. Sinir geldi içim hatta. Siyah kombin etmek istedim her şeyimi. Lavabomda bu şekilde altında bir dolap mevcut. Şöyle göstereyim size. Girişteki Chanel halıyla beraber şu an her şey bitti yani. Paspasım da şöyle bu şekilde arkadaşlar. Yani çok büyük bir paspas kullanmak açıkçası istemedim. Burayı boğacaktı çünkü. Normalde çeyizimde daha güzel paspaslarım var ama. Burayı boğacak mıydı dendi? Tabii. Şimdi evin her yerinde öyle bir sadelik tercih edip de yani banyoyu abartmak olmazdı. Bence çok yeterli ve yerinde olmuş. Çok iyi. Mecburen böyle bir şey kullanmak zorunda kaldım. Yine şöyle. Çeyizimden bir ürün olan, yine annemin yapmış olduğu böyle kat kat bir havlu kullandım. Hadi yüzümü sileyim desen, elimi yüzümü kurulayım desen bunu bütün her yer çizik içinde kalır. Şehzade Mustafa'nın boğdurulduğu yer bunu. Şöyle koku, bunun kokusu gerçekten süper, tarif edemem yani. Aşırı derecede güzel bir kokusu var, mango kokusu böyle. Bütün banyoya yayılıyor. Bir de şöyle bir kokum var arka tarafta. Şöyle rafımı da bu şekilde kombin ettim. Bu rafı zaten size söylemiştim almak istediğimi. Onu da aldım. Bir alt katında şöyle işte aksesuar olarak kullandım, mumlarım vesaire. Sadece aksesuar açıkçası orası. Şöyle birkaç tane bakım eşyası vesaire, onları da o şekilde yine çeyizimdeki sandık takımımla olan böyle ne derler, havluluk mu? O tarz bir şey vardı, onların içinde böyle hemen kombin ettim. Bir şey söyleyeyim mi? Benim gözüm zaten bozuktu. Doktora gitmiyordum pandemi bitmiyor diye. Komple gitti benim gözler, haberiniz olsun. Şöyle altta da. Bugün yarı kör oynarım ne oynarsam artık. Böyle banyo takımım da. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Kendisi şöyle, kesinlikle ve kesinlikle yeni gelin evine katılmalı diye düşünüyorum bu arada. Buradan da mutfağa geçelim. Buranın aydınlatması bu arada kendiliğinden. Ben herhangi bir avize, bir aydınlatma aparatı takmadım. Böyle kendiliğinden bir aydınlatması mevcut. Şimdi hep birlikte mutfağa geçelim. Mutfağıma arkadaşlar. Oy. Şimdi sizinle birlikte mutfağıma bakacağız. Hadi bakalım. Şöyle girişte hemen sağ tarafta. Çok benim korkuyorum. Solda ne var? Mevcut. Hemen burası sanki solda ne var? Gibiydi. Çabuk gösterin, çok gerginim. Buraya koydum. Boş marka benimki. Yine boş marka buzdolabım var. Onu da size çekeyim. Diğer beyaz eşyalarımı ben almadım arkadaşlar. Yani ocağım, okay. Davulbazım. Okey, mutfak aşırı sade. Çok okey bu arada ha, mutfak. Mikrodalgam ve fırınım. Ondaki Amerikan servisten bende de var bu arada. Aynısı. Artık gene evlerde bu şekilde. Eşyaları, bu tarz beyaz eşyaları siz almıyorsunuz. Evin içinde bunlar zaten hali hazırda. Mutfak sade ha. Ocağımın altında şöyle 3 kat çekmecem var. Şöyle yine ocak kendine mı? Yani mutfakta biz geldiğimizde de vardı. Şöyle bir masam var. Peçeteliğe bakar mısın? Mevcut. Ben üzerine şöyle iki tane hasır supla koydum. Ve yine gold detaylı supla olan. Supla mıymış onun adı? Amerikan servis değil mi onun adı? Şöyle. Supla da mı benim?
Kahve makinesini istiyordum. Arzumun okkası. Bunu çeyizimde almıştım. Yine böyle çay makinem var. Şöyle şurada da lokumluk böyle mu? Lokumluk şekerlik mi? Görebiliyor musunuz? Üçlü baharat. Gözükmeyecek gibi mi? Yine Allah aşkına. Bot detayı tercih ettim. Çünkü orada da bazı detaylarım var yine böyle bot. Bu arada arkadaşlar size de göstermiş olayım da daha aslında çok memnun kalacağımı düşünmüyordum ama memnun kaldım. Çünkü gerçekten ısınıyor ve çabuk ısınıyor. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani elektrikli ocaktan çekinmeyebilirsiniz. Rahatça kullanımı. Ne çeyizmiş harika. Aydınlatım olarak ben şöyle bir siyah vize kullandım. Elektrikli ocak bizde de var ya. Çünkü gerçekten siyahla beyaz birbirine çok yakıştılar. Böyle bir kombin yapmak istedim ben de. Yine aynı şekilde gözlerim babam gibi oldu. Potajımın elinden aldım. Halımı da göstermek istiyorum. Mutfakta kullandığımız halımız da bu şekilde. Çok güzel. Böyle lacivert zincirli bir model kullandık. Bizce mutfağımıza uydu. Umarım siz de beğenirsiniz. Güzel. Elinize sağlık. Bu şekilde dizayn edilmiş. Hepsi aynı manzaraya bakıyor ve balkonlar aşırı derecede büyük ve ferah. Şöyle çok güzel bir manzaram var. Manzaram çok güzel, evet ama. Allah mutlu otursun. Kendi zevkine göre döşemiş, döşemiş. Zevki asla bana göre değil ama mutlu otursun içinde. Çıktığımızda tamam dedik. Okeydir burası yani. Tamamız burada. Şöyle bir mermer masa. Bu masam önceden diğer evimde mutfağımdaydı. Ama mutfağım orada aşırı derecede büyüktü. Benim o evim bayağı büyüktü. 350 metrekare falandı. Burası 180 metrekare. Yani neredeyse yarıdan yere inmiş durumdayız. O yüzden sığdırabildiğimizi sığdırdık. Geri kalanını ya dağıttık. Hatta şurada, yani normalde bunu koymayacaktım diye ama şurada şöyle büyük bir poşet dağıtacak eşyam var. Yani evi o kadar boşaltmaya çalıştım ki bir an önce boşalsın ki böyle daha minimal ama eşyam. Ama ne netlememiş, adres madres gözükürdü. Böyle evi ama minimal, ama minimal yaşam böyle bir şey değil ama minimal yaşam. Aa, ama böyle bir şey değil ki minimal yaşam. Öyle değil ama başka bir şey minimal yaşam. Boşaltmaya çalışıyorum. 180 metrekareymiş bu arada bu ev. Bunu ayak detaylarını görebiliyor musunuz? Çok beğenerek almıştım. Evet, evet. Şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Bu tam çok bir dışarı yani bahçe eşyası bu arada. Mutfağıma sığmadı. Öleceğim kaşıntıdan. Zaten mutfağımın kendi masası mevcut. Çünkü çok büyük bir mutfak olmadığı için mutfağımda mecburen böyle bu masayı sokmak imkansızdı. O yüzden ben de bunu balkona aldım. Şöyle demir sandalyeleri mevcut. Bu sandalyeleri değiştirip yerine o şeffaf akrilik sandalyeler var ya, onlardan almayı çok istiyorum. Ama işte dediğim gibi şu anda balkonda kullandım. Şöyle bir şeye gerek yok. Balkonumu cam balkon yapıp camla kapattım. Şöyle önceki evim dubleksti benim. Yine oranın terasını almış olduğum böyle güzel bir bahçe, balkon, teras masam vardı. Onu da buraya gelince kullanmış olduk. Üzerine de şöyle yine annemin yapmış olduğu runner'ım var. Masa örtüsü de diyebilirsiniz. Runner da diyebilirsiniz. Runner mı? Runner mı deniyor bunlara? Kadın Oscar ödülü gibi görüyorum. Efendim bu arada bu saatte hype train gelmiş, hoş gelmiş. Birazdan hepsini okumaya devam edeceğim aboneklerimi. Öyle bir örtüm var. Bu fırfırlar. Ve bu aksesuarlarla da kombinledim. Bu şekilde kendinden ayrı. Manzara o kadar güzel ki bu arada. Gerçekten bizim için tamamen manzara gerçekten çok çok güzel. Ben burada biraz daha büyüdükten sonra da çok eğlenebileceğini direkt kafamda hayal ettim. Ve balkon bizim için gerçekten yani anlatamayacağım kadar iyi oldu. Şimdi size evimin için. Nereye gidecek şöyle abi? Şöyle size göstersin manzarayı da seveceğiz. Gördük canım manzarayı. Subhanallah, Mehmet abonelik hediye etmiş Reo derlere. İlk kez görenler beğensin. Mehmet, hayırdır? Hayırdır? Reo derler, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Bir anda müzik çat diye kesildi. Bu şekilde arkadaşlar. Çok iyi. Umarım evinizi beğenmişsinizdir. Biz evimizi tutarken çok beğendik. Ve bu yüzden az önce de söylediğim gibi hiç kaçırmak istemedik. Hele ki bu balkona ve bu manzaraya aşık olduk.
Evet, İnşallah güzel ama. Güzel günlerde oturun. Güzelimizi beğenmişsinizdir. İlla ki herkesin zevki değildir. İlla ki beğenenler ve beğenmeyenler olabilir. Tabii ama ki. Ama biz çok severek bu evi düzdük ve gerçekten... Aa! Ay ama bir dakika, bu beni üzer. Yorumları kapalı, beğenme beğenmeme kapalı. Millet acaba çok kalplerini mi kırdı ki? Videoda bir sıkıntı yok ki lan, evini gezdiriyor. Ya ev çok kötü o ama yani evin dizaynı kesinlikle hani dediğim gibi tekrardan bana asla hitap etmiyor ve bana göre çok kötü. Ama videonun bir kötülüğünü göremedim ki. Videonun ya da kızcağızın ne kötülüğü var Ahsen Hanım'ın. Tatlı tatlı konuşa konuşa yazık anlatmış. Bilemedim. Hiç bilemedim yani. Üf, aşırı sinir geldi, o ayrı da. Yazık lan, üzmeyin insanları ya. Aman. Ahsen ve Ozan nişan. Görkemli nişan törenimiz. Nişan hikayesi, yüzük takma takı töreni. Böyle yaşıyor Ahsen Hanım. Yani. Lina Karen 1 yaşında.